İkinci pazartesi ve hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Her pazartesi günü MST TV'de bu yayını yapmaya çalışacağız. Eğer büyük bir imkan olmazsa bugün yine dostlarımla beraber buradayız. Ve haftalık gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle dün gece Las Vegas'ta gerçekten korkunç bir saldırı oldu. Şu an itibariyle edindiğim rakamlara göre 58 insan yaşamını yitirmiş durumda. Korkunç bir terör saldırısı. Yalnız Kurt denilen bir meczubun yaptığı bir saldırı. Yüzlerce de yaralı var. Ben tümüne Allah'tan rahmet diliyorum ve tüm yurttaşlarımızın, tüm insanlık aleminde acısını paylaşıyorum. Umarım bu tür saldırılarla gerek Türkiye'de gerek burada karşı karşıya kalmayız. Ancak dünyanın gittiği nokta da yani gerçekten de böyle yalnız kurtların veya işte örgütlü terör örgütlerinin güçlerinin yaptığı saldırılar. Bunun bana göre tek şeyi var, inancı var. Bir, dayanışma. İki, kararlılık. Üç, hep birlikte karşı koyma. Eğer bunları başarabilirsek sonuç itibariyle dünyanın her ülkesinde gerçekleşen bu terör saldırılarına karşı bir birliktelik ortaya koyabiliriz. Bu hafta değineceğim ikinci konu, daha doğrusu birinci konu, dün meclis açıldı. Pazartesi 1 Ekim, anayasa uyarınca her yıl 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi açılışı yapılır. Bu resmi açılışta ilk defa partili bir cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Konuşmasını izlemeye çalıştım. Konuşmadan hemen sonra da geleneksel olarak yapıldığı ifade edilen meclis başkanının odasında bir işte kabul yapıldı. O kabuldaki fotoğraf gerçekten beni çok yaraladı. Eğer görmeyenler yoksa bir daha burada paylaşmak isterim. Yani yakın alırsanız arkadaşlar. O fotoğrafta bakın. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Meclis Başkanı'nın sandalyesine oturmuş, makamına oturmuş. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın sekreteri gibi yanında oturmuş. Ve o fotoğrafta Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı var. Önemli değil. Ama bana göre önemli olan o fotoğrafta Anayasa Mahkemesi Başkanı var, Yargıtay Başkanı var ve Genelkurmay Başkanı var. Yaklaşık 20 dakika olduğu ifade edilen bir görüşme, 22 dakika olduğu ifade edilen bir görüşme. Ama o görüşmede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı şunu söylüyor. Yeni dönem için meclise talimatlar veriyor. O talimatlarda devletin memurları var. İki, yani ordusunun komutanı var. İki, bağımsız ve trans olması gereken Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Yargıtay Başkanları var. Şu talimatı veriyor. Uyum yasalarını derhal çıkartın. Büyük bir uyumlarını. Ve orada iki siyasi parti yok. Bir, ana muhalefet partisi yok. CHP yok. Yani biz yokuz. İki, Halkların Demokratik Partisi yok. HDP yok. Ve o toplantıya ilgili olarak da meclis başkanı yani sorumluluğuna kendisine ben davet ettim ama gelmedi diye bir ifade kullandı. Bunun doğru bir beyan olmadığı, yalan olduğu ortaya çıktı ve sonuç itibariyle de genel başkanımızı arayıp özür dilediğini bugün basından öğrendik. Bu fotoğraf şunu ifade ediyor. Artık Türkiye'de parlamento yok, yargı yok ve yani ben orduyu hiçbir zaman bir siyasi kuruma tarif etmem ama ordunun da yani sonuç itibariyle hangi pozisyonda olduğunu ortaya koyan bir fotoğraf bu aynı zamanda. Yargının bu duruma düşmesi, Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın bu duruma düşmesi, bu fotoğraf içerisinde yer alması, siyasi talimatların verildiği bir yerde yer alması ve meclis başkanının, yani Cumhurbaşkanı sekreteri gibi masanın yanında oturduğu görüntü gerçekten parlamenter rejim bakımından son derece berbat ve parlamentonun aslında yeni vesayet rejiminde doğrudan doğruya tek partinin emrine girdiğini de bir göstergesi. Değerli dostlarım,
Evet, bizi kendimizi ifade edeceğiz mecralar yok. O yüzden de işte burada sizlere sohbet etmek istiyorum. Bundan sonra yani her pazartesi günü sabahtan itibaren de bana eğer gündemle ilgili olarak yayınlandığınız sorularınızı gönderirseniz ben o soruları da burada yanıtlamaya çalışacağım. Benim bugün açımda, bugün bakımından ikinci konu benim açımdan sonuçta referandum. Yani Kürdistan, Irak, Kürdistan'da gerçekleşen referandum. O referandum nedeniyle yani gerçekten de öncesinden ve sonrasından sonuçta bir düşmanlaştırıcı dil kullanıldı. Sadece referanduma karşı olmak değil ama o dil referandum nedeniyle yani bütün Kürtlerin duygusuna nefret söylemine varıncaya kadar işte pankartlar asıldı Berzan'ın şahsında. Şunu ifade etmek istiyorum. Yani sonuç itibariyle bu duygulara sahip bir insanım. Son derece yaralandığımı ifade etmek durumundayım. Bu dilden. Referanduma karşı olmak başka bir şey. Ama bu nedenle Kürtleri hedef alan bir nefret diline dönüşmesi bu söylemin başka bir şey. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan maalesef bunu sonuç itibariyle sonuna kadar yaptı ve düşmanlaştırıcı bir dil kullandı, ötekileştirici bir dil kullandı ve bunu da kullanmaya maalesef devam ediyor. Evet, testi kırıldı. Bunun bilinmesini isterim. Bu referandum sadece yani Irak'ta Kürt yurttaşların veya işte Türkmenlerin, Arapların, Yezidilerin kullandığı oy olmadı ama aynı zamanda burada Türkiye'de Kürt yurttaşlarının üzerinde bir deneme noktasıydı ve bu yapıldı. Eşit zaten değil Kürtler Türkiye'de ama bu referandum vasıtasıyla bir kez daha görüldü ki o duygusal bağ da çok zayıfladı ve özellikle siyasetin diliyle kirlenmiş bu diliyle, zehirlenmiş bu diliyle çok da zayıfladığını ifade edebilirim. Meclis açıldı, 11 milletvekili yok. Enis Berberoğlu yok, Selahattin Demirtaş yok, Figen Yüksekdağ yok. 11 vekil olmadan açıldı. Tutuklular, hapisteler. Onlarla ilgili olarak meclis başkanı söyledi, tek bir cümle yok. Tek bir cümle yok. Bir şey söyleyemedi meclis başkanı. Böyle bir gündemle de karşı karşıyayız. Sonuçta her şeyi bir insanın belirlediği bir ortamdayız. İşte TEOG kalkacak dedi, TEOG kalktı. Milli Eğitim Bakanı sonradan haberi oldu. Bugün de öğreniyoruz ki motorlu taşıtlar belgesinden de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in haberi yokmuş. Onu da bir yerlerde kararlaştırmışlar, onun haberi yokmuş. Maliye Bakanı hastanede büyük geçmiş olsun. Kimin neyi nasıl yaptığı hiç belli değil. Yine buradan yani motor taşıtlar belgesi üzerinden Sayın Erdoğan'a bir kahramanlık payesi biçmek peşindeler. İşte hükümet yaptı, yanlış yaptı ama bakın ben devreye girdim, indirdim peşindeler. Aynen Nasrettin Hoca hikayesi gibi yani ilk önce eşeği kaybettiriyorlar sonra bulup sevindiriyorlar. Bugün beni üzen, yani hakikaten çok derinden üzüldüğüm başka bir olay daha oldu. Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde kayyum Mehmet Uzun'un maalesef şeyini kaldırdı. Parkında işini kaldırdı. Mehmet Uzun Kürt edebiyatında ve Kürt dilinde yazan çok önemli bir yazardı, romancıydı. Ben kendisini çok uzun yıllar önce tanıdım. İsveç'te sürgündeydi. Ben de bir sendikan davetçisi olarak İsveç'teydim ve Yitik Bir Aşkın Gölgesinde isimli romanı yeni yazmıştı. Ve Türkiye'de okulum okulmadığını çok iyi bilmiyordu. İletişim bu kadar çok gelişmemişti ve ben de okumuştum o romanını. O romanın ilgili kendisiyle İsveç'te bir ormanda uzun bir yürüyüş yapmıştık ve romandaki Kürt aydını Memduh Şevket Bey'in üzerinden epey bir konuşma yapmıştık. 20. yüzyılın başlarında yaşanan bir olaydı. Romanın kahramanı.
önemli bir Kürt aydını ve sürgünde olan birisiydi. Kürt aydınlanmasının öncülerinden birisiydi Mevlüt Şevket Bey. Yani benim okumama, okunmuş olmasına çok sevinmişti. Yıllar sonra Türkiye'ye geldi. Çok önemli eserler verdi. Yani Kürtçenin, Kürt dilinin romanda yansımasının öncülerinden birisi oldu kendisi. Ve çok erken bir yaşta kansere yakalandı. Tedavisi Diyarbakır'da çok saygı duyduğum doktorlar tarafından yapıldı. Hepsi, yani Türkiye'nin her yerinden doktorlar seferber oldu. Onu daha fazla yaşatmak için, eser vermesine katkı olması için Diyarbakır'da yaşamını yitirdi. Ve Dicle Nehri'ne bakan bir yerde Vadi Kapı mezarında defnedildi. Ve adı Diyarbakır'da bir parka verilmişti. Bugün o parktaki ismi kayyum tarafından kaldırıldı. Artık ne olacaksa bilmiyorum. Geçen hafta da Ceylan Önkol'un yine bir işte bir patlayıcıyla yaşam eden Ceylan Önkol'un ismi kaldırılmıştı. Kayyumlar bütün hafızamıza şu anda müdahale edebilirler, kaldırabilirler tabanları ama riskler ki onlar hiç kimse almayacak. Ama biz kendi bu değerlerimizi almaya hayatın her döneminde devam edeceğiz. Son not, evet film ekimi başladı. Ben İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nı kutluyorum bu önemli etkinliği için. Gerçekten de festivallerde gösterilmiş, işte Cannes'da, San Sebastian'da, birçok Venedik'te gösterilmiş birçok filmi daha sezon başlamadan bir arada görme fırsatı bize veriyorlar. İstanbul'da devam ediyor, takip etmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar Kutsal Geyin Ölümü, Mutlu Son ve Yalnız Kaptan filmine gittim. Bundan sonra da yani gitmeye özen göstereceğim yetiştiklerime. Ama beni izleyen, dinleyen takipçilerime şunu ifade edebilirim. Ankara'da 13-17 Ekim'de, İzmir'de 20-24 Ekim'de, Eskişehir'de 13-15 Ekim'de, Edirne'de 6-8 Ekim'de, Bodrum'da 27-29 Ekim'de, Diyarbakır'da 20-22 Ekim'de film ekimi yerel olarak devam edecek. Takip etmek isteyen izleyiciler, beni dinleyenler, sinema dostları İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın sitesinden, web sayfasından programı orada öğrenebilirler. Çok önemli filmler var gerçekten. Yani sinema sonuç itibariyle birçok değerimizi bize bir saatte, iki saatte anlatan bir sanat dalı. Bunu da geçmeden edemedim. Haftaya görüşmek üzere. Acil bir konu olmasa. Çok teşekkürler.